Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Saatler 18.30'u gösteriyor. Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Ve bültenimize acı bir haberle başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta orman yangında müdahale eden Rus yangın söndürme uçağı düştü. Uçakta 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebat vardı. Ve ne yazık ki kurtulan olmadı. Bir vatandaş uçağın düştüğü anı cep telefonuyla görüntüledi. Arkadaşlar uçak düştü, evet. Uçağı göremiyoruz, uçak düştü. Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale eden Rus yangın söndürme uçağı düştü. 8 mürettebattan kurtulan olmadı. Arkadaşlar uçak düştü, evet. Uçağı göremiyoruz, uçak düştü. Rus uçağı yangına müdahale için gelmişti. Alçaldı, suyu bıraktı. Evet, boşaltıyor suyunu, gördünüz. Suyunu boşalttı. Ama tekrar yükselişe geçemedi. İrtifa kaybetti ve dağa çakıldı. Arkadaşlar uçak düştü, evet. Uçağı göremiyoruz, uçak düştü. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ilıca mahallesine yıldırım düşmüştü. Orman yangını çıktı. Bölgeye helikopterler ve uçaklar sevk edildi. Evet, boşaltıyor suyunu, gördünüz. Suyunu boşalttı. Şu an manevra için yükseldi. Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağı da bölgeye sevk edilmişti. Ve işte o uçak haznesindeki suyu boşalttıktan sonra irtifa kaybetti. Uçak düştü, görüyor. Uçak düştü, kız gayeye çarptı uçak. O anları yangını izleyen vatandaşlar şahit oldu. Bazıları cep telefonlarıyla kayıttaydı. Uçağın düştüğü anı da kaydettiler. Arkadaşlar uçak düştü, evet. Uçağı göremiyoruz, uçak düştü. Uçakta 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebat vardı. Kurtulan olmadı. Neye şahit olduk ya? Uçak suyu bıraktıktan sonra yükselişe geçemedi herhalde. Kazanın yaşandığı bölgede incelemeler devam ediyor. Çok kötü oldu ya. Allah'ım çok kötü oldu ya. Batı Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Şu ana kadar 51 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 3 ilde arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Ve yeni ortaya çıkan görüntüler de bir kez daha dehşete düşürdü. Kaçtı, kaçtı ablam! Kaçtı! Kaç, kaç, kaç! Koş! Abi koş şimdi, koş, koş, koş! Yukarı çık! Pompalar su altında. Dereyi görüyorsunuz. Köprü yıkıldı. Köprü yıkıldı. Ezine Çayı üzerindeki köprü işte böyle yıkıldı. Felaketten sadece birkaç saniye öncesiydi. Hocam çıkma, çıkma, çıkma. Gitmeye alıyor. Yukarı çıkacağım. Gitme. Allah'u ekber. Çayın taştığı o ilk anlar, yaşanan can pazarı ve panik, korkunç görüntüler bir kez daha dehşete düşürdü. Uzaklaş, uzaklaş! Hocam buraya taşacak şimdi! Taştı, taştı, taştı! Kaç, kaç, yüksek, yüksek! Yüksek, taşıyor, çekilin! Alt katlarda birisi var mı? Alt katlarda insan var mı? Ağaç parçaları köprüyü kapladı, su birikti ve Ezine Çayı işte böyle taştı. Taştı, taştı ablam! Taştı! Kaç, kaç, kaç! Koş! Abi koş şimdi, koş, koş, koş! Yukarı çık! Su taşıp ilçe merkezine ulaştı. Kısa bir süre içinde sokakları kapladı. O sırada dışarıda olanlar güvenli bir yere ulaşabilmek için can havliyle koştu. Ve su artık metrelerce yükselmiş durumdaydı. Marketlerin falan girişini geçti. Neredeyse iki kat yüksekteyiz. Ve arabalar sürüklenmeye devam ediyor. Meydana doğru gidiyoruz şu an. Ve işte o korkunç anlardan biri. Yağmış durumda, inşallah camlar falan kırılmaz. Su girmez içeriye. Arkadan da gelmeye devam ediyor hala. Selin araçları üst üste sürüklediği o anlarda bir vatandaşın araçlardan birinin içinde sürüklenirken kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Şu an arabanın içinde mahsur kalmış durumdayım. Sel aldı götürüyor. Bütün bozkurt gidiyor. Ne araçtan çıkabiliyor ne de yardım alabiliyordu. Sadece suyla birlikte sürükleniyordu. Tek yapabildiği dua etmekti. Allah yardımcımız olsun. Ve arabalar hep bu durumda. Yağmış durumda, inşallah camlar falan kırılmaz, su girmez içeriye.
Arkadan da gelmeye devam ediyor hala. Suya gömülen binaların arasında mahsur kalan bir vatandaşın kurtarılma anı da yansıdı kameraya. Binadaki vatandaşlar adama balkondan halat sarkıttı. Halata tutunan adam boğulmaktan son anda kurtuldu. Ve selle gelen yıkımın dördüncü gününde de acı haberler gelmeye devam etti. Bartın'da da dört gündür aranan 80 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Sel bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor ama gelen görüntüler yürek yakıyor. Hala bir haber alınamayan insanlar, ailelerin çaresiz bekleyişi var. Sinop'ta tomruklarla birlikte sahile vuran bir cenaze tam 9 saatte çıkarılabildi. Ekiplerin mücadelesi yürek burktu. Kastamonu, Sinop ve Bartın. Kıyameti yaşayan 3 kentte sel bitti ama geride yürek yakan acısı kaldı. Kimi çocuğunu kaybetti, kimi annesini, babasını, kardeşini. Sel aileleri paramparça etti. Afet bölgelerinden gelen her kare acı içeriyor. Sel gitti, geride yürek yakan acılar bıraktı. Helallaştık ya. Dedi ki, abi yerde geçtik. Zorlayalım. Evet, böyle bir şeylerimiz oldu yani. İşte bu mutlu aile paramparça oldu. Geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız kaldı. Bulem ailesi sel geldiği sırada araçtaydı. Araç suya kapıldı, sürüklenmeye başladılar. Aracın sürüklendiğini Ertuğrul Sivet gördüğü yardıma koştu. Araçtan 3 yaşındaki Elif Bulem'i kurtardı ve geri döndü aileyi kurtarmak için. Ama o da aileyle birlikte sürüklenip gitti. Tamam. Talihsiz adamın cansız bedeni sahile vurdu. Ekipler talihsiz adamın tomrukların arasında kalan cansız bedenini çıkarmak için büyük mücadele verdi. Ve çaresizce kızını arayan bir baba. İbrahim Aydemir ailesini selden traktörle kaçırmak isterken 13 yaşındaki kızı suya kapıldı. İşte o sırada 13 yaşındaki Rabia suya kapıldı, gözden kayboldu. Talihsiz baba arama çalışmalarının yapıldığı bölgeden bir an olsun ayrılmıyor. Çaresizce kızının bulunmasını bekliyor. Kastamonu acıların içinde bir mucizeye de tanık oldu. İşte bu kare umutları yeşertti. Küçük bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı. Muharebe arama ve kurtarma ekibi enkazlarda bir nefes ararken küçük çocuğu buldu. Mucize eseri hayatta kalmıştı. Korku içindeydi. Çok şaşkındı. Küçük çocuğun yüzündeki ifade yürek burktu. Ve çatıya çıkarak kurtulan bir aile daha. Eşiyle selden kurtulan adam hayat arkadaşıyla helalleştiği anları gözyaşlarıyla anlattı. Tabii benim hayat arkadaşımdır. Ben bununla elbette helalleştim. O bana hakkını helal etti. Ben onu helal ettim. Bartın'da sel felaketi yaşayan Mustafa Kemal Ünal'ın evine kadar çıkmıştı su. Ünal o korku dolu anları anlatırken bir kez daha yaşadı. Ya su benim cama çıktı. Biz evin çatısına çıktık. Kurtuluşumuz yok. Allah'a yalvardık ya. Başka çare yok. Arabamı ruhsatlar. Ünal. Param var cebimde. Ünal. Başka bir şey yok. Hepsi gitti. Hangisini yani? Bahçem gitti. Malım, mülküm, her şeyim gitti. Sadece insanlar değil, sokak hayvanları da selde kaybolan dostlarının dönmesini bekliyor. Öyle ki işte bu kedinin hali yürekleri burktu. Sele kapılan ve hala haber alınamayan Arife Er'in beslediği sokak kedisi, harabeye dönen iş yerinin önünden bir an olsun ayrılmıyor. Vatandaşlar kediyi başka yere götürmek istese de o kaçıp tekrar aynı yere geliyor ve adeta ağlıyor. Bozkurt'ta yaşanan felakette evinde mahsur kalanlardan biri de Elif Yüksel'di. Genç kadın ve çocukları ayrı helikopterlerle güvenli bölgeye taşındı. Yüksel 1 yaşındaki oğlunu 11 yaşındaki diğer oğluna emanet etmek zorunda kaldı. İki kardeşin yanında annelerini göremeyenler genç kadının öldüğünü sandı ama gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Yes, kadın, kadın, kadın. Yes. Olur, 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 olur.
Öldü sanılan genç kadın mucize kurtuluşu anlattı. Gerçekten hani cehennemi yaşadık. Elif Yüksel, Bozkurt'taki felakette evinde 3 çocuğuyla mahsur kaldı. Anne ölecek miyiz diyordu oğlum sürekli. Çocuk 11 yaşında, anlatamazsınız. Sel sokağı kapladığı için binadan çıkamadılar. Mahşer yeriydi. Herkes bir yerlere kaçıyordu. Telefonlar da çalışmıyordu. Genç kadın sosyal medyadan canlı yayın yaparak yardım istedi. Arama yapamadığımız için Instagram'da canlı yayını açtım. Hani duyan gören lütfen arasın diye. Bir süre sonra gelen ekipler kadından çocuklarını da alıp çatıya çıkmasını istedi. Helikopter geldi. Kızım vardı 2,5 yaşında. Onu ve beni aldı. Sakin olun. Biz sizi güvenli bölgeye alacağız. Yani çocuklarım kaldı. Korkmayın dediler. Biz onları kurtaracağız dediler. Yanlarında annesi olmayan iki kardeşi görenler Elif Yüksel'in öldüğünü zannetti. Gerçek sonradan anlaşıldı. Arabalar suyun altında kaldı. Elektrik direkleri devrildi. Komşum sele kapılmış. Kadını görünce beni önden attıkları için öldü zannedilip bir haber yapılmış. Annesinden ayrı kalan iki kardeşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kurtarma ekipleri sahip çıkmıştı. Yavuz abi seni sevdi herhalde. Tahliye ettiğimiz çocukların bir tanesi güvenli bir şekilde tahliye ediyoruz. Bakan Soylu 1 yaşındaki Osman'ı montuna sararak ısıtmaya çalıştı. Ve Elif Yüksel KYK yurduna yerleştirilen çocuklarına günün sonunda kavuştu. Batı Karadeniz'in ardından Doğu Karadeniz'de sağanağa teslim oldu. Rize'de şelale taştı, Ordu Ünye'de heyelan meydana geldi. Ağren şelalesi taştı, azgın su yamaçları yırtarcasına işte böyle aktı. Şelalenin aktığı yan dereler de taştı, her yer bir anda suya gömüldü. Batı Karadeniz'deki sel felaketinden sonra bu kez Rize'de korkutan anlar yaşandı. Sağanağın ardından Ağren Şelalesi yine taştı. Görüntü ürkütücüydü. Çay elinde yoldan, yamaçlardan bir anda sular akmaya başladı. Heyelan meydana geldi. Şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı. Yolların göle döndüğü Rize felaketin eşiğinden döndü. Burası da Ordu. Fatse ve Ünye ilçeleri sağanağın ardından su altında kaldı. Su girmeyen dükkan yok. Allah yardımcılar olsun. Caddeler, sokaklar göle değil denize döndü. Araçları suya gömülen sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ev ve iş yerlerini su bastı. Yaklaşık 15 santim kadar dükkanı su bastı. Aşağıdan nasıl buraya geliyor, yukarıdan buraya geliyor su. Ünye ilçesindeki Çakmak Köprü taşma riskiyle karşı karşıya kaldı. Dere şelale gibi aktı. Irmaklardan gelen çamur deryasıyla denizin rengi de kahverengiye döndü. Sağanak yağış dün akşam saatlerinde Trabzon'da da kendini gösterdi ve yağış taşlı yaylasında doluya döndü. Kabus yaşandı adeta. Elma büyüklüğünde yağan dolu yaylayı perişan etti. Dolu değil, sanki taş yağdı. Dolu taneleri elma büyüklüğündeydi. Taşlı yaylası perişan oldu. Sağanak yağış dün akşam saatlerinde Trabzon'da da kendini gösterdi. Ve yağış taşlı yaylasında doluya döndü, kabus yaşandı. Sağanağın ardından gökten sanki taş yağdı. 2300 metre rakımlı taşlı yaylası dolu kabusu yaşadı. Neredeyse elma büyüklüğünde dolu yağdı. Bir anda bastırdı dolu. Her yer kar yağmış gibi bembeyaz oldu. Vatandaşlar yağışı şaşkınlık içinde izledi. Akıllara durgunluk veren bir görüntüyle devam ediyoruz. Erkek terörünün son örneği Bursa'da yaşandı. Yolda eski sevgilisiyle karşılaşan Cani, genç kadının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı. İşte güpegündüz sokak ortasında yaşanan o dehşet anları. Eski sevgilisinin önünü kesti, boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı. Talihsiz genç kadını Cani'nin elinden bir vatandaş ve bekçiler son anda kurtardı. Korkunç olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı.
Genç kadın kardeşiyle birlikte yolda yürüyordu. Bir anda eski sevgilisinin önüne çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ve o cani zavallı kadının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı. Zavallı kadın can havliyle feryat ediyordu. Ve olaya şahit olan bir vatandaş genç kadının yardımına koştu. Adam saldırganı korkutmak için havaya ateş açtı. Ve silah seslerini duyan bekçiler hemen olay yerine geldi. Bekçileri gören saldırgan genç kadını bırakarak kaçmaya başladı. Ve kısa süreli bir kovalamacının ardından yakalandı. Yaşadığı şoku atlatan genç kadın polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evine kadar gelen aşı ikna ekibini tam 3 kez reddetti ve genç kızın katıldığı bir cenaze töreni sonu oldu. Koronavirüse yakalanan 26 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Ayağına kadar gelen aşı ekibini tam 3 kez geri çevirdi. Ve gittiği bir cenazede korona kaptı, hayatını kaybetti. Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, ailesiyle birlikte cenazeye katılmıştı. Duran ailesi cenazede koronavirüse yakalandı. Annesi ve babası aşı olmuştu. Onlar hafif geçirdi. Ama genç kızın durumu kısa sürede ağırlaştı. Yoğun bakıma kaldırıldı genç kız. Durumu daha da ağırlaştı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lale Duran'ın evinin önüne 3 kez aşı aracı gelmişti. Sağlık ekibi anne ve babasını aşı olmaya ikna etmiş ama genç kız ayağına kadar gelen aşıyı her seferinde reddetmişti. Aşı olan anne baba koronavirüsü yendi, sağlık durumları iyi ama kızlarının acısıyla yasa boğuldular. Çocuğunu parka çıkardı, dehşeti yaşadı. Pitbull'ların saldırısına uğrayan talihsiz kadının burnu koptu. Yürü hastaneye efendim. Yürü. Bir dakika şöyle burnu kop. Burnu koptu, kanlar içinde kaldı. Kopardı. Evet. Ağlıyorum, ağlayacağız. Akım soruyor, akım tutuyor. Mikrofon kapacak diye korkuyorum. Pitbull saldırısına uğrayan kadın dehşeti yaşadı. Ya niye fotoğraf çekiyorsun kadının Ahmet? Çeksin delil olur ya. Antalya Kepez'de yaşayan 55 yaşındaki Sultan Karakuloğlu çocuğunu parka çıkarmıştı. Oğlum çok güzel eğlendi. İlk defa bu kadar güzel eğlendi diye ben... Biraz daha durayım dedim. Bir adam da o sırada pitbull cinsi köpeklerini gezdiriyordu parkta. Üstelik köpeklerine ağızlık takmamıştı. Defalarca uyarıyorlar. Bu çocuklar içinde bu köpeklerin ne işi var? Daha önce de köpek saldırısı yaşayan kadın başına gelecekleri hissetmiş gibiydi. Köpeklerin sahibini uyardı. Ben dedim daha önce de söyledim size dedim. Bu köpekleri görünce diken diken oluyorum. Ama adamın umurunda olmadı. Abla bir şey olmaz dedi. Tam kalktım bir çukur var. Ayağıma takıldım düştüm. Kadının düşmesini fırsat bilen köpekler saldırıya geçti. Geldi kafamın sağ tarafından böyle saldırdı. Sarı köpek burnumu böyle bir şey yaptı. Bağırıyorum Erdoğan koş. Zavallı kadını komşuları ve eşi güçlükle kurtardı. Yürü hastaneye efendim. Yürü. Geçecek hepsi geçecek. Biraz zor geçer. Burnu kopan kadın yaşadığı kabusu gözyaşlarıyla anlattı. Kopardı. Evet. Ağlıyorum, ağlayacağız. Akım soruyor, akıntıda mikrofon kapacak diye korkuyorum. Sultan Karakuloğlu köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu. Bir de bir şey yok diyor, yüzsüzlüğe bak ya. Sen tutmuşsun, resmen ısıttırmışsın kadını. Genç kadın sulama kanalının üzerinde köprüye çıktı. Korkuluklardan sarktı. Niyeti hayatına son vermekti. Tam suya atlayacağı sırada genç kadını bekçiler kolundan tuttu. Ve yine teşebbüs etmesin diye de köprü korkuluklarına kelepçelediler genç kadını. İşte kelepçeli kurtarma operasyonu. Bırak şunu ya! Ne çekiyorsun? İntihar etmek için köprüye çıkan kadını bekçiler son anda kurtardı. Ne çekiyorsun ya? Atlamasın diye de bileklerinden köprü korkuluklarını kelepçelediler. Adana'nın Yüreğir ilçesi ilginç bir olaya sahne oldu. Alkollü olduğu iddia edilen genç kadın sulama kanalının üzerindeki köprüye çıktı, korkuluklardan sarktı. Niyeti hayatına son vermekti. Bırak şunu ya! Tam suya atlayacağı sırada genç kadını bekçiler kolundan tuttu.
ve yeniden teşebbüs etmesin diye de köprü korkuluklarını kelepçelediler genç kadını. Allah'ım ya! Tamam, sakin. Kelepçesini iyi sık, kelepçesini iyi sık. Olay yerine sağlık ekipleri geldi ve genç kadın bulunduğu yerden korkuluklar kesilerek çıkartıldı. Tamam. Ne çekiyorsun ya? Genç kadın polis eşliğinde ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırıldı. Tamam. Bırak şunu ya! Ne çekiyorsun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Taksim'de seyyar satıcılarla yaşadığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir zabıta memurunun kadına uçan tekme atması cep telefonu kamerasına yansıdı. Koşarak geldi, zıplayarak kadına tekme attı. Zabıtanın zulmüne çevredeki kadınlar tepki gösterdi. İstanbul Taksim'de Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. Seyyar satıcılar duruma itiraz edince de ortalık karıştı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Yetmedi, sopa ve bıçak da kullanıldı. 17 gün önce yaşanan akıl almaz kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde zabıtalardan birinin seyyar satıcıyı tişörtünden yakalayıp yerden yere savurduğu görüldü. Bir diğer zabıtaysa gözüne kestirdiği kadının üzerine koşarak geldi ve zıplayarak uçan tekme attı. Acı içinde çığlıklar atan kadın yere yığıldı. Zavallı kadın yerden kalkamadı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada çok sayıda kişi yaralanmıştı. İstanbul'da bazı taksicilerin yabancı uyruklu kişileri dolandırmasının önüne geçilemiyor. Sırada bir örnek daha var. Dolandırıcı taksi şoförü nikaha giden İranlı çiftten sadece 1 kilometrelik yol için tam 200 lira istedi. Tamam. Nikaha giden İranlı çiftten sadece 1 kilometrelik yol için tam 200 lira istedi. Nereden binmişler taksiye? Taksim'den binmişler buraya. Utanmaz taksicinin uyanıklığını gazeteci bozdu. 30'a geldi. Son. Evet. Biz müdahale edince herhalde. Evet. İstanbul Taksim'de kaldıkları otelden gelinlik ve damatlığıyla çıkan İranlı çift bir taksiye bindi. Kaç verdin ben ona? Çift Şişli Evlendirme Dairesi'ne gitmek istedi. Taksici önce 60 liraya götüreceğini söyledi. Önceden demişler ki 60. Gelin ve damadı taksiden indirirken de ücret 200 liraya çıktı. İnerken demiş ki yok. 200 lira mı istemiş? Evet. Damat duruma itiraz etti. 100 lira verdi. Çiften 70 lira alarak 30 lira para üstü veren taksicinin akıl almaz kurnazlığını gazeteci bozdu. Kaç verdin ben ona? 30 lira. Tamam. Durumu fark eden gazeteci olayı görüntüleyince taksici çiftten 30 lira aldı ve olay yerinden uzaklaştı. Bunlara 100 verdiler, tuz bunlara vermişi 70 almıştı. Şimdi parayı geri verdi, 30'a geldi. En son. Evet. Biz müdahale edince herhalde. Evet. Yabancı çiftin rehberi müşterilerinin taksicilerle sık sık aynı sorunları yaşadığını söyledi. Geçenlerde bir müşterim dedi ki taksici benim çantama el attı, para aldı. 200 dolarımı çantamda aldı ve ben fark etmedim. Tırnakçılık da yapıyorlar. Evet, yani böyle bir şey yabancılara çok oluyor. Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan katil cinayeti işledikten sonra teslim olmaya giderken kız arkadaşıyla birlikte sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken katil yayının ardından tutuklandı. Gidiyoruz abi. Teslim olmaya. Cinayet işledi, teslim olmaya giderken de pişkin pişkin gülerek canlı yayın yaptı. Aç kapıyı gardiyan diyeceğim, sevdiklerim yok burada. Katil tepki çeken yayının ardından tutuklandı. Kader bize hiç gülmedi ya. Kan donduran cinayet Denizli'nin Honaz ilçesinde işlenmişti. 5 gün önce düğünde çıkan kavgada bir kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Bayram Say kayıplara karışmıştı. Ben tanımıyorum, yanlışlıkla tanıştık. Jandarma tarafından aranan katil sosyal medya hesabından son kez başlığıyla canlı yayın yapmıştı dün. Yanında kız arkadaşı da vardı. Olsun, kaderimiz öyleymiş. Teslim olacağını söylüyordu yayında. Gidiyoruz abi. Teslim olmuyor. İkili bir otomobilin arka koltuğunda oturuyordu.
Cinayet suçundan aranmasına rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken katil canlı yayına katılanlarla sohbet etti. Aç kapıyı gardiyan diyeceğim. Bakın bence soru gezmek için. Sen ne diyorsun? Ay ben de son kez bakacağım. Ve kaderimiz böyleymiş dedikten sonra yayını sona erdirdi. Kaderimiz böyleymiş. Kız arkadaşıyla birlikte adliyeye giden zanlı savcılığa teslim oldu. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamam kapat sen de. Dün Manisa'dan gelen o çok acı haberi ekranlarınıza taşımıştık. Havuzdan çıktıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nira son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Son görevimizi yapıyoruz. Döndüreceğiz böyle. Hadi. Evlat acısı yüreklerini yaktı. Acılı baba kızının tabutuna işte böyle sarıldı. Hadi oğlum. Havuzdan çıktıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nira son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Acı haber Manisa'dan gelmişti dün. Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Elmas ve Zati Akyürek çiftinin küçük kızı Nira havuza girmiş, havuzdan çıktıktan sonra fenalaşarak yere yığılmıştı. Nira'ya ilk müdahaleyi aynı sitede yaşayan bir sağlık görevlisi yaptı. Nira'nın duran kalbini tekrar çalıştırdı ve hiç vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı ama doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 10 yaşındaki Nira'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tespit edildi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve Nira'ya veda vakti. Manisa'da cenaze töreni düzenlendi. Hadi. Anne Elmas ve baba Zati Akgürek güçlükle ayakta durabildi. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Acılı aile kızlarının tabutuna son kez sarıldı. Hadi. Nira namazın ardından gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Türkiye'de her gün yüzlerce maddi hasarlı trafik kazası meydana geliyor ve kazaların ardından tutanak tutmak için çok ciddi bir zaman kaybı yaşanıyor. Üstelik o zaman kaybı trafiğin yoğunlaşmasına da yol açıyor. İşte çok vakit alan tutanak işlemlerini şimdi ekranlarınıza getireceğimiz yeni uygulamayla 4 dakikada tamamlamak mümkün. Üstelik yeni uygulama zaman tasarrufunun yanı sıra sık sık trafik kazası meydana gelen yolları da tespit ediyor. Şimdi bu olası yaşanmış bir trafik kazası, 3 aracın birbirine girmiş olduğu, Çırağan Sarayı'nın önünde gerçekleşen, okunamıyor, izlenemiyor, hangi araçların çıktığı veya konumlarının nerede belirlendiği oldukça karışık bir halde. Kağıt üzerinde tutanak devri kalkıyor. Ortalama 2 saat süren tutanak işlemi dijital ortamda 4 dakikaya düşüyor. Mevcut kazaların, trafik kazalarının özellikle 120 dakikalık işleyiş planlamasını 4 dakikaya indiriyor. Kağıt tutanak artık yerini dijital tutanağa bırakacak. Burada polisin 155'ten başlayarak olay yerine intikal etmesi, ehliyet, ruhsat, trafik poliçelerinin işlenmesi, görgü tanıklarının alınması, tanıkların ifadelerinin onaylanması, dinlenmesi gibi bir uzun bir süreç var. Geçtiğimiz ay Türkiye genelinde 40 bin kaza meydana geldi ve o kazalarda can kaybı yaşanmasa da ciddi zaman kayıpları ortaya çıktı. Geliştirilen bu uygulamayla artık o zaman kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. 120 dakikayı 2,5 yıllık çalışma sonunda 4 dakikaya indirdik dijital verilerle. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yıllık olarak harcamış olduğu 700 milyon TL'lik bir tasarrufu kasaya koyabiliyoruz. Bunun yanı sıra kullanılan bu kazalarda 5 milyon adetlik kağıt tasarrufunu da eklememiz programın içine oldukça mümkün. O uygulama sadece zaman kazandırmayacak. Örneğin bu noktada bir kaza meydana geldi. O kaza verilerle tespit edilecek. Eğer o noktada sıkça kaza meydana geliyorsa yetkililer özellikle o nokta için önlemini daha da artıracak. Türkiye genelinde il ilçe fark etmeksizin sisteme girilen bütün kazalar yapay zeka sayesinde kazanın oluş biçimi, şekli, sürücü hatalarını ön planda çıkararak bu kaza mağduriyetlerinin tamamını sıfıra indirme derecesine kadar getirecektir. Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını gören genç adam kızı zorla götürmek istedi. Ama mekan sahibi izin vermedi. Kavga çıktı ve gözü dönen saldırgan arkadaşlarıyla birlikte gazinoyu taradı. İşte 3 kişinin yaralandığı o anlar.
Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi. Öfkeden deliye döndü, gazinoyu taradı. Denizli'nin Bekili ilçesinde Muhammed M. arkadaşlarıyla birlikte gazinoya gitmişti. Genç adam kız arkadaşının gazinoda çalıştığını bilmiyordu. Onu orada görünce sinir krizi geçirdi. Sevgilisini alıp gitmek istedi. Ama mekan sahibi izin vermedi, kavga çıktı. Gazinonun dışına taşan kavgada çalışanlar genç adamı böyle dövdü. Gencin arkadaşları ise o sırada araçlarından pompalı tüfeklerini aldı. Önce dışarıdan ateş açtılar gazinoya, sonra da içeri girip müşterileri aldırış etmeden etrafı ateş etmeye başladılar. Müşteriler can havliyle masaların altına saklandı. Ama mekan sahibi ve iki çalışanı o kadar şanslı değildi. Üç yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganlardan 6'sı yakalandı, ikisi hala aranıyor. Oğlunuza zekat getirdik diyerek kandırdıkları 77 yaşındaki kadının 5000 lirasını çaldılar. İstanbul Esenler'de 4 kadın hırsızın yaşlı kadının evine girdiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Eve geldim, hemen paraya baktım. Para duruyor mu diye. Para gitmiş. Oğlunuza zekat getirdik dediler. Yaşlı kadının 5000 lirasını çaldılar. Aldık, verdik. Dolu diyorlar. Ben yine oyalmadım. 4 kadın hırsız kayıplara karıştı. Efendim sadakayı ihtiyacım yok mu? Madem getirmişsin bu olana verin dedim ben de. İstanbul Esenler'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bekledik orada 15 dakika bekledik pazar arabaya böyle de dayandık. 4 kadın hırsız 77 yaşındaki Şerife Zeynel Abidin'i pazarda gözlerine kestirdi. Önce sohbet ettiler, ardından da oğlunuza zekat getirdik diyerek evine girdiler. Biz eve gidelim dedi, Nazlıoğlu'na gelecek senden bir şey konuşacak dedi. İyi dedim, konuşalım, geldik, oturduk buraya. Haram olsun. Teyze etti, ben senin oğluna dedi, şey gettim dedi, sadaka gettim dedi. Yaşlı kadına dualar eşliğinde sahte altın ve para verdiler. Ardından da zavallı kadının paralarıyla sözde zekat parasının yüksek bir yere koyulmasını istediler. Ve yaşlı kadının dalgınlığından faydalanıp tüm parasını çaldılar. Bir bilastik olan sahte bulastik ne? 2 milyar para. Ama teyze dedi bu paraları dedi, senin paranın içine koyalım dedi bana. Ben de parayı çıkardım. Aldık verdik dolu diyorlar. Ben yine oyalmadım. Paraları aldık saydık cüzdana koyduk. Bu paraları da alçağa koyma teyze dedi. Yükseğe koyduk. Göbekten yukarıda olsun dedi. Hırsızların yaşlı kadınla birlikte eve giriş ve çıkış anı apartmanın güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Ben bunları koşuya kadar yolcu ettim. Benim tutelimden götürüyor. Eve geldim hemen paraya baktım. Para duruyor mu diye. Para gitmiş. Benden 5 milyar para aldılar. Polis şimdi her yerde 4 kadın hırsızı arıyor. Baba ve oğlu yabancı uyruklu kişilerin telefonunu gasp etmek istedi. Araya esnaf girdi. Ve uyuşturucu etkisi altındaki gaspçılar ortalığı savaş alanına çevirdi. Yabancı uyruklu kadınları gasp etmeye çalıştılar. Araya esnaf girince de dehşet saçtılar. İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altındaki baba oğul bir restoranda yabancı uyruklu iki kadının telefonunu gasp etmeye çalıştı. İki tane Kuveyt uyruklu vatandaşımız burada bir restoranda bir şeyler içerken iki tane Türk vatandaşımız baba oğul geliyorlar ve kendilerinden telefon istiyorlar. Çalışanların tepki göstermesi üzerine gaspçılar ortalığı birbirine kattı. Yaşanan arbede yan taraftaki dükkana da taştı. Yumruklar havada uçuştu. Önüne gelen herkese vura vura 4-5 dükkana kadar sıçrıyor. Saldırganlar caddede bulunan nargile kafeye de girdi. Nargileleri kırıp insanlara saldırdılar. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından saldırganlar uzaklaştı. Ama kısa sürede yakalanarak gözaltına alındılar. Hayır, 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 hayır.
çekin. 3 tane ufak yaralamamız var ama bir hayati tehlikesi yok çok şükür. 2 tane vatandaş hemen gözaltına alındı. Şu an hukuki süreç devam ediyor. İştahınızı kabartacak bir haber var sırada. İnce ince tel kadayıf bu kez peynirle değil Antep fıstığı ve meyvelerle buluşuyor. Ve ortaya Hatay usulü değil Gaziantep usulü meyveli künefe çıkıyor. Hani yollarda yollara düştü ve yine lezzet avındayım. Rengarenk meyveler kadayıfla buluştu. Hadi gözlerini kapat. Kapattım abi. Geliyor. Açayım artık. Aç abi. Of. İşte ya. Ortaya tadına doyum olmayan bir künefe çıktı. Of. Hışır 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 yapıyor. Meyveli, Antep fıstıklı. Hatay'ın meşhur künefesi Gaziantep'li ustaların elinde bambaşka bir lezzete dönüştü. Ben padişahlara, şehzadelere yakışır bir künefe istiyorum. Hasan Usta bize bugün meyveli künefe yapacak. Kaymaklısı, peynirlisi, fıstıklısı derken künefenin içine meyveler de girdi. Haydi Hasan Usta başlayalım artık. Başlayalım. Gönder meyveleri. Tel kadayıfımız Barak yöremize ait. Antep fıstığımız, vazgeçilmezimiz ve meyvemiz. Şeftali. Çilek. Önce meyveler soyulup ince ince doğranıyor. Ustam sen yanlış yaptın. Ben senden meyve salatası istemedim. Şehzadelere, padişahlara yakışır bir künefe yapacağız. Abi yap artık. Gözünü seveyim yap artık ya. Ve künefe tabağına kadayıf seriliyor. Ustacığım şu an ne yapıyoruz? Yağımızı koyduk. Yağımız nasıl ya? Tereyağı. Kadayıfımızı alıyoruz. İnce ince tel kadayıfımızı. Önce bir harmanlıyoruz. Tepsimize seriyoruz. Yağmur gibi yağıyor farkında mısın? Sıra geldi meyvelerin kadayıfla buluşmasına. Tel kadayıfımızı önce serdik. Daha sonrasında suyumuzu alıyoruz. Barak yöremize işte. Güzelce bir harmanlıyoruz. Hasan Ustam gönderiyor. Of. Ve son aşamaya geçiyoruz. Üzerine kadayıf yağmurumuzu döküyoruz. Meyveli künefe közde 5 dakikada hazır hale geliyor. Hadi gözlerini kapat. Kapattım abi. Geliyor. Açayım artık. Of. İşte ya. Of. Hışır 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 yapıyor. Meyveli, Antep fıstıklı. Beyaz Ana Haber'in bugünlük sonuna geldik efendim. Mutlu bir akşam geçirmenizi dileyelim. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.